Merhaba sevgili öğretmenlerim. Bugün sizlerden gelen bir başka soruyla ilgili video çekeceğiz. Ki en çok sorulan sorulardan bir tanesidir yine. Öğretmenlikte puan benim için yeterli mi? Branş sıralamasının önemi nedir? Ve ben bu branş sıralamasını nasıl öğrenebilirim? Öğretmenlikte puanımız evet bir veridir. Puana bakarız. Ama tek başına puan asla yeterli değildir. Bran sıralaması her şeydir öğretmenlikte. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yıl hatta ilk 75 soruya çıktığı yıldı bundan 3 yıl önce. PDR birincisi, PDR diye kısaltıyorum. Rehber öğretmenlerim biliyorlar. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Birincisi 84-85 puanla çıkmıştı o yıl. Bir başka yıl 90'la birinci çıkabilir. Dağılım standart sapmalar farklı olabilir. O yüzden ben puanıma bakarak kesinlikle atanacağım sonucuna ulaşamam. Böyle bir olanağım yok. Mutlaka neyi de bilmek zorundayım? Branş sıralamamı da bilmek zorundayım. Bazı yıl yığılmalar yaşanıyor. Mesela size şöyle bir örnek daha vereyim. 2021 sınav sonucu okul öncesi öğretmenlerinden bir örnek vereceğim. 2020 ile 2021'i karşılaştıracağım. 2020'deki aynı netleri yapan bir okul öncesi öğretmenim 2020'de 500. yüydü. Aynı netlerle 2021'de 2500. oldu. Yani biraz sıralaması her şeydir öğretmenlikte. Biz burada nasıl öğreniyoruz? Buna bir bakalım. Ona geçmeden önce nasıl öğreniyoruzdan önce şunu söyleyeyim. 18 tane ÖABT'si olan öğretmenlik branşımız var. ÖSYM son 3 yılda çok güzel bir güzellik yaptı. Sınava girenler farkındadır. Girmeyenler için söylüyorum bunu. Sınava ilk defa hazırlanacak. Bu videoyu açıp sistemi öğrenmeye çalışan öğrencilerim için söylüyorum. 18 tane branş şeklinde 18 tane kod verdi ÖSYM e. ama bundan 3 yıl önce şu 010203 ile başlayan kodlar yoktu. P121 puanı genel açıklanıyordu ve biz branş sıralaması için 15 gün bazen 1 ay bekliyorduk. Puan heyecanıyla birlikte eksik kalıyorduk. Tam olarak atanıp atanamayacağımızın farkına varamıyorduk. Ama ÖABT'li branşlarda çok güzel bir gelişme yaşandı. Şunu bilin artık sınav, sonuç, belgesi açıklanır, açıklanmaz. Hangi branştan kaç kişi sınava girmiş ve ben o öğrenciler içerisinde kaçıncıyım anında öğrenebiliyoruz. Herkes kendi branşının koduna bir baksın, ekran görüntüsünü alsın. Bakın mesela Türk öğretmenliği P1, 15 bir e, derken 121.01, P121-15 sınıf öğretmenliği. Fen bilgisi öğretmenliği 03 mesela. Bu şekilde çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Sınav sonuç belgemizden branşımızda kaçıncı olduğumuzu görebiliyoruz. Bir tane örnek aldım. Branşını merak ettiniz mi? Bakın şuradan anlayacağım. Branşı yazmıyor. Ama P121-15. 15 hangi branştı? Sınıf öğretmenleriydi. Bu arkadaşımız sınıf öğretmeni. Ve sınıf öğretmenliğinden 2019 yılında almışım. Kaç bin kişi sınava girmiş? 20.603 kişi o yıl sınava girmiş. Kaçıncı olmuş? Öğretmenim 6. olmuş. Kaç puanla? 89 puanla. Hemen geri gelelim. 89 puanla 6. Yani sınav sonuç belgesinde puanımı öğrendiğimde ben artık mevcut atamaları da biliyorsam üç aşağı 5 yukarı %80, %90 o yılki atamalarda gidip gitmeyeceğimi ne yapabiliyorum anlayabiliyorum. Tabii ki kontenjanlarla da alakalı. Yani puanımızı öğrendiğimiz anda ÖABT'li branşlarda aynı gün branş sıralamamızı da öğreniyoruz. Artık neyi beklemek kalıyor? Heyecanla atama takvimini beklemek kalıyor. Atama takvimi açıklandığında sıralamama bakıyorum ve o sıralamada olup olmamama göre daha rahat yorum yapabiliyorum. Bu ÖABT'li branşlarda. Peki öğretmenlerim ya ÖABT'li bir branşta değilsek, müzik öğretmeniysek mesela, görsel sanatlar öğretmeniysek ya da meslek lisesindeki bir öğretmenlik için mücadele ediyorsak branş sıralamamı sınav sonuç belgesinde göremiyorum. Anında öğrenemiyorum maalesef. Belki 15 gün, en fazla bir ay, belki bir hafta ÖSYM'nin artık takvimine göre ne yapıyorum? Branş sıralamam için bekliyorum. Peki nasıl öğreniyorum? Onu da bilin. Mesela adayın P10 puanı alansız bir bölümde. Hatta ben size branşını söyleyeyim. Birebir de tanıdığım bir öğrencim. Puanı müzik öğretmenliği. Branşı müzik öğretmenliği. Müzik öğretmenliğinden 70 ile şimdi 31 Ocak'ta atandı. Ve genel sıralaması 115 binde. Kaç kişi sınava girmiş? 373 bin. Bu tüm öğretmenler ama. Şimdi onun branşından kaç kişi girdiğini ÖABT'siz branşlarda sınav sonuç belgesinde göremiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? ÖABT'siz bir bölümsek ÖSYM'nin branş sıralamaları açıklandığı duyurusunu beklememiz gerekiyor. Ben bildiğim için söyleyeyim ilk 200'deydi branşı. Ama nereden baktık? ÖSYM'nin ana sayfasından. ÖSYM bu duyuruyu yaptığında ada işlemleri sistemine giriyorsunuz başvurularım ve tercihlerim kısmını tıklıyorsunuz ve öğrencimizin girdiği 2021 KPSS lisans sınavıydı. Bu sınavı seçtiğimizde karşımıza bakın birçok öğrenci bilmediği için hata yapıyor. Nereden gireceğini, nasıl göreceğini karıştırabiliyor. Branş bazında sıralama çıkıyor. Branş bazında sıralamayı seçerek alansız branşlarda hangi puan türünü kullanıyordum? P10 puanı. P10 puanını da lütfen seçerek sakın P1'den ya da P3'ten sıralama almayın. abtsiz branşlarda sıralama almam gereken puan türü hangi puan türü? P10. P10'u seçerek branş sıralaması alabiliyorum. Ve ÖSYM açıkladıktan sonra branş sıralamamı öğreniyorum. Ama burada şöyle bir hata da yapılıyor. Bununla ilgili de çok fazla soru alıyorum. Ve ciddi anlamda da algı olarak yanılıyor öğrenci. Çünkü Talim terfiye Kurulu'nun öğretmenlik hakkı çizelgesini incelemeden sadece kendi bölümünü tıklayıp branş sıralaması aldığında ÖSM'nin sayfasından inanılmaz yanılabiliyor. Tüm o P10 puanıyla kimler müzik öğretmenliğine başvurabiliyorsa, müzik öğretmenliğine başvurabilen her bölümü seçtikten sonra branş sıralaması almak gerekir. Mesela daha somut göstereyim. Mesela bu öğrencimizin bölümü müzik öğretmenliği olarak atandı ama Talim Terbiye Kurulu'nun öğretmenlik hakkı verdiği Türk Din Musikisi bölümü mezunuydu. Formasyonu vardı. Şimdi Türk Din Musikisi'nden sıralama aldığında sıralaması kaç gözüküyor? İkinci sırada. Ama müzik öğretmenliği ile ilgili ki başta müzik öğretmenliği bölümü olmak üzere bakın bir numaradır. Diğer müzikle ilgili talim terbiye kurulunun belirlediği tüm branşları seçip sıralama aldığında o iki kaça çıkmıştı? 200'e çıkmıştı. Yani doğru olan ikinci olduğumu mu, 200. mü olduğu? Kesinlikle 200. Bu hata sizi gereksiz yere umutlandırabilir ya da e, tam tersi atanacakken atamanız yapılmıyor diye düşünebilirsiniz. Brans sıralamanızı doğru almanız sizi kesinlikle tercih döneminde de doğru yönlendirecektir. O yüzden ÖABT'siz branşlarda branş sıralaması alırken ÖSYM'nin sayfasına giriyoruz. Branş bazında sıralamaları seçiyoruz. Talim Terbiye Kurulu'nun öğretmenlik hakkı verdiği bölümler çizelgesini elimize alıyoruz ve bu çizelgedeki benimle birlikte başvurabilen bölümleri ortak seçip branş sıralamamızı alıyoruz. Eğer ben Talim Terbiye Kurulu'na göre teksem zaten yanımda diğer bölümlerin öğretmenlik hakkı yoksa o zaman sadece kendi bölümümden de ne yapabilirim? Sıralama alabilirim. Evet, Brass sıralamasının önemini anladık. Bir sonraki videoda sizlere özellikle öğretmenlik oturumlarının teknik detayları, artık konu başlıkları olarak sınav içeriklerine girerek bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.